Toplu oy kullanımı, açıktan oy kullanma işlemleri ve yine sandıklara müdahale şeklinde ortaya çıkacak her türlü duruma karşı da biz yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve buna ilişkin her türlü şikayet ve itiraz haklarımızı kullanacağımızı sizin vesilenizle de Urfa halkına bildirelim. Şimdiden bu konuda hazırlık yapın. Toplu oy kullanma işlemi, açıktan oy kullanma işleminde teşebbüs edecek kişileri şimdiden uyaralım. Buna ilişkin tüm yasal haklarımızı, şikayet haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı da bilmenizi isteriz. Şimdi biz ilçe seçim kurullarından ve il seçim kurulundan seçim günü Urfa'da görev alacak memurların listesini istedik. Çünkü buna ilişkin şu an Urfa'da şöyle bir söylenti dolaşıyor. On binlerce görevlinin, Suriye'de görevli olan polis ve jandarmanın, başka illerde görevli olan ama buraya seçim güvenliği için atanan ihtiyaçtan fazlası, yani çok ihtiyacından öte seçim sonuçlarını etkileyecek sayıda güvenlik görevlisini Urfa'ya görevlendirdiğine dair iddialar dolaşıyor. Biz de bunun gerçekliğini sorgulamak için hem il hem de ilçe seçim kurullarında Urfa'da ilçe ilçe görevlendirilen memurların bilgilerini istedik, sayılarını istedik. Ancak buna ilişkin ilçe seçim kurulu bu konuda herhangi bir bilgi vermedi ve dolayısıyla bu kaygılarımız giderilmedi. Şimdi seçim günü görevlendirilen emniyet tarafından, jandarma komutanı tarafından görevlendirilen memurlar öncelikle ilçe seçim kurulu tarafından kendilerine eskiden 142 nolu belge dediğimiz, şu anda 25 ve 26 nolu belge olarak yeniden düzenlenen bir belgeyle gelip oy kullanacaklar. Şimdi bu konuda gerçekten kaygılıyız. Öncelikle bu memur sayısının hangi ilçede ne kadar olduğuna dair bilginin bize verilmemesi seçimleri sonuçlarını etkileyecek düzeyde bir memur görevlendirilmesinin olması bizde ve hem seçmenlerimizde hem de bizde büyük bir kaygı uyandırmakta. Ancak biz bu kaygıyı gidermek için de elimizden gelen her türlü önlemi de almaya çalışıyoruz. Buna İç Seçim Kurulu'nun buna ilişkin bize bilgi vermemesine rağmen biz kendi sandık güvenliği çalışmamızı da olası her türlü birden fazla oy kullanımına işlemine ilişkin özellikle güvenlik görevleri için elimizden gelen bütün varyantları hepsini düşünerek hazırlığımızı yaptık. Öncelikle bu belgeyle oy kullanan kişiler bu belgelerini oy kullandıkları sandıkta sandık kuruluna teslim etmeleri gerekiyor. Teslim edilmeyen ve oy kullanan memur hakkında biz gereken her türlü hukuki süreci işleteceğiz. Aynı belgeyle birden fazla yerde oy kullanması durumunda ise oy kullanan kişinin kimlik bilgilerini biz bir havuz oluşturuyoruz. Bu havuzda topluyoruz. Eğer kişi bu belgeyle oy kullanan kişi birden fazla sandıkta oy kullanmışsa bunu da tespit yaparak hem kullandığı oyu iptal ettireceğiz hem de birden fazla sandıkta oy kullanma işlemi yaptığı için suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda hazırlıklarımız tam. Bu konuda gerçekten hem tabanımızda hem de Urfa genelinde büyük bir kaygı var. Bu kaygıya ilişkin de biz İlçe Seçim Kurulu'ndan buna ilişkin taleplerimiz karşılanmayınca biz de bu konuda özel bir çalışma yürütüyoruz. Sizin vesileniz de bunu bu konuda şimdiden böyle bir niyeti olan insanların da böyle bir girişimde bulunmamasını, bunun takipçisi olacağımızı ve soruşturma geçirmemeleri için de varsa niyetleri bu niyetlerden vazgeçmelerini şimdiden söyleyelim. Bizim ihtiyacımız da yok. Kendimize yeten bir partiyiz. Bu konuda halkımız bir kere bunu bilmesini isteriz. Oy kullanma işlemlerinde sadece sandık kurulu üyesi ve müşahit oradaki okul sorumlusu ve avukata değil, kendi oyunu koruması için sayımın bitimine kadar muhakkak ki biz bütün sandık kurulu üyelerimize, okul sorumlularımıza bu usta gereken eğitimleri verirken seçmenlerimize bu konuda duyarlı olmalarını, oy kullandıkları sandığın başından sayım bitene kadar ayrılmamalarını, gerekiyorsa okul sahalarında, koridorlarda sayım bitimine kadar orada bulunmalarını, sayım işlemleri başlarken sayım işlemlerini izleme haklarına sahip olduklarını, bu konuda her türlü itiraz ve şikayet hakkımızı kullanırken onların da orada bulunmasını özellikle de buradan sizin meselenizde de belirtelim. Her seçmen kendi oyuna oy kullandığı sandıkta bulunma hakkına, oradaki işlemleri takip etme hakkına sahiptir. Bu konuda da biz bütün seçmenlerimize oy kullandıkları sandıktan ayrılmamalarını, sayım işlemi bitene kadar, tutanaklara bağlanana kadar orada kalmalarını sizin meselenize de duyuralım.